arkadaşlar, herkese merhaba. Köy tatilimiz bitti, iznimiz bitti. 15 günü dolu dolu geçirdik. Şimdi gidiyoruz, yola çıktık tekrar. Evimize dönüyoruz artık. Güneş Hanım arabaya biner binmez uyudu. Bütün yolu muhtemelen uyuyarak geçirir. Şimdi biz bir sürü tünelden geçeceğiz. Konya'ya doğru mu gidiyorduk? Şu anda Konya'ya doğru gidiyoruz. Osmaniye'den çıktık. Adana'ya geçtik, Kozantı'yı geçtik. Bir sürü tünelden geçeceğiz, onları göstereceğim. Böyle bol tünelli bir yol. Bir gördüğün üstünden geçeceğiz. Çok güzel yollar. Görüşürüz. Evet, şimdi 40 geçit tünelinden geçiyoruz. Bu yol üzerinde tüneller çok, değil mi? Evet, 14 tane. 14 tane tünel var bu yol üzerinde. Şimdi yine bir tanesinden daha geçeceğiz. Güneş hala uyuyor bu arada. Toparlak uyuyor. Uçan ayımız biraz önümüzü kapatıyor ama pek seviyoruz onu, ayrılamıyoruz ondan. Yolculuklarda can yoldaşımız. Evet, bir tünele daha girdik şu anda. Toplam 14 tane tünel var bu yol üzerinde. Çok kısa da sayılmaz bu tüneller, değil mi? Ne kadar bunların uzunluğu acaba? Hepsinin girişlerinde yazıyor. Kaç metre uzunluğu? Evet, şimdi bundan çıktık. Çok güzel bir yol. Böyle etrafı hep böyle dağlar. Ortada böyle çukurda gibi bir yerde gidiyoruz. 40 geçit. 13. viyadüğü. 110 metre diyor. Viyadük şu an viyadüğün üstündeyiz. Evet, viyadüğün üstündeyiz şu an. Toros bağlarından çıktık. Evet, toroslar var. Nişanlı Gölü'ne gidiyoruz. Evet, Nişanlı Gölü'ne. Güneş Hanım bu yolları kaçırdı. Yolun başından beri uyuyor. Dilde dışarıda. Şişti uyumakta. Hamur oldum, ayalandı. Bir tünel daha geliyor. Bakalım bunun girişinde kaç metreymiş. Sen uyuduğun için bilek boğazını göremedin. Kaçırdım değil mi orayı? Size de gösteremedim tabi. Uyudum. Bu 110 metreymiş. Viyadük mü 110 metre? Bu o zaman 651 metre. Tamam. Farlarınızı yakın. Güneş gözlükleri çıksın. Aa, Akif amca. Sıklaştı biraz tüneller. Mesafeler kısaldı. Tünellerin. Bir taneye daha gittik şimdi. Biz şimdi bir lavabo molası verdik. Ve kesinlikle tercihimiz Opet oluyor genelde yolculuklarda. Çünkü çok temiz. Çalışanlar çok ilgili. Satılan ürünler güzel. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Tabii ki önceliğimiz lavabo temizliği. Hele ki böyle bir süreçte. Tabii bu arada Güneş hala uyuyor. Onu da göstereyim. Aa, kalkmış ben konuşurken. Kızım. Şu an Opet'teyiz. Arabanın altından şurada gördüğünüz gibi yerde su akıyormuş. Onu yapmaya uğraşıyorlar. İnşallah önemli bir sorun yoktur da. Çok uzun sürmez. uğraşıyorlar bakalım, inşallah önemli bir şey yoktur ya. Yolculuk halleri işte. Baksanıza bayağı da su akmış. İnşallah çabuk düzelir. Şimdi Konya Ereğli'de bir sanayiye geldik.
bakıyor ustalar. Çok önemli bir şey değil gibi görünüyor ama inşallah altından başka şeyler de çıkmaz, bakalım ne olacak. İnşallah sorun büyük değildir ve uzun sürmez, yolumuza devam ederiz. Evet, önemli bir sorun yokmuş. Şimdi yola devam ediyoruz. Konya'ya doğru gidiyoruz. Ne olmuş arabaya Aşkoş? Aşkoş! Niye gülüyorsun? Ne olmuş arabaya? Arabam termostatından su kaçıyormuş. Ha, öyleymiş işte. Su kaçıyormuş. Kaçak varmış. Kızım da güneş kremini almış. Güneş kremi sürüyor kendine. Bakayım. Bakayım. Aa, ağzına sürmüşsün annem. Ama ağzına sürmüşsün. Onu oraya onu sürmüyorduk ki biz. Kremleri karıştırdın. O güneş kremi. Bakayım bir. Ver. Niye güneş kreminiz? Gel kızım, gel. Biz şimdi saat 1:10 kala Konya'ya geldik. Sonunda şükür. Sanayide biraz oyalanınca bu saate kaldık tabii. Şehir içi de kalabalık, biraz da trafik var. Tramvaylar çok güzel. Bakayım. Aa evet, bak tramvaylar da burada. Tam görünmüyor ama çok güzeller. Büyük bir şehir Konya. Yine uykuya direnen bir güneş. Uyardık hadi. Şimdi Konya'dan sonra neresi var? Afyon. Afyon var. Konya'dan sonra çaya geçeceğiz. Çay. Dinar. Çay, denizli. Dinar, Denizli. Yol güzel devamlı böyle. Nereye çıktın? Kız? Au. Niye çıktın oraya? Otur. Nereye çıktın? Nerelere çıkıldı yine? Yere mi? Otur, düşeceksin. Oyunları tükettik sıkıntıdan arabada. Rınını.
Afragün'e geldik. Afragüneş'le bayağı uyumuşuz. Gözümüzü bir açtık. Denizli'deyiz. Biz de şaşırdık valla. Neyse şimdi size buraları göstereyim. Deniz de çok güzel bir şehir çünkü. Değil mi kızım? Şiştik uyumaktan değil mi? Çok uyuduk değil mi? Aa, evet. Ama... Evet. Bakayım. Baksana. Aa evet. Çok güzel. Çok güzel değil mi ya? Çok değişik. Tüh, araba girdi gösteremedim. Arabanın 5 fiyatı kadar. Fiyat tartışması yapıyorlar. Ne güzel yapmışlar bunu. Ama evet evet. Değişmiş bayağı Denizli gelmeyeli değil mi? Bayağı üst geçit, alt geçit. Üst geçit, alt geçitler yapmışlar. Denizlilere selam olsun buradan. Buradan. Çok güzel. Memleketimizdeki her bir şey de güzel ya. Lan bir elini yapsana bir tane de. Gerçekten öyle. Ne oldu, neye gidiyorsun? Babasının var, Veli abiye gibi yani. Babasının var. Ben daha iyi görsem. Ya böyle yapıyorum, böyle biliyorum yani. Al kızım mamye. Al babacım. Of, aferin. Sütçü kuş. Sütçüler. Çıktık, çıktık. Aa. Evet. Ne gördün? Oba. Sütçü kuş. Şena. Pek severiz sütü. Al babacım ağzını sil. Sil ağzını anne. Oh. Titiz kuş. Beğendin mi buraları? Vallahi ben çok beğendim. Babam beğenmiş. Yapan nerede? Evet, sen de beğendin galiba. Güzel, motora binen insanlar var. İkuba. Kız bu trafiğe kaldık böyle yolda. Hmm, yap. Allah de. Ne oldu? Hah de. De. Sıkıldım otur arabada. Eve gideceğim ben. Ne yapıyorsun? Çok mu sıkıldın? Ne oldu? Ne yapacağını şaşırdın değil mi? Evet. Evet. Aa kafama geldi. Çağla. Efendim? Yolda çeksene yol. Asfalt ağlamış. Denizli'den çıktık, hava çok sıcak burada. Asfalt erimiş ya bildiğiniz. Islak gibi görünüyor ama ıslak değil, erimiş bayağı sıcaktan. Bütün yolun asfaltı bu şekilde simsiyah erimiş. Nasıl gideceğimizi şaşırdık. Kalabalık da yollar. Çok sıkıldı Afra Güneş. Şimdi biraz böyle yürüsün dedik. Çok mutlu oldu.
Evet. Güzel bir yer burası. Etrafta bahçeler var. Sebze tarlaları var. Kızım hayır. Hayır anneciğim. Gel hadi kalk yürü dolaş biraz. Hadi dolaşalım biraz. Toprakla oynamak istiyorum. Annem. Gel. Evet Muğla'ya geldik. Marmaris'e artık çok az bir 45 dakikalık bir yolumuz kaldı. Kavşaktan dönüyoruz. Marmaris'e doğru. Üniversitenin olduğu yerden geçeceğiz. Özlemişiz be. Değil mi aşk koş? Evet, çok özlemişiz. Vallahi özlemişiz buraları. Virüsten dolayı gelemedik epeydir. Bayağı zaman oldu gelmeye. Çok yaşa. Çok yaşa. Yollarda da bu klima çarpıyor işte insan. Göbeği buraya attık valla. Burası da üniversitenin girişi. Şurası. Kaçırdım şeyi gösterirken. Orayı göstermeyi. Evet. Şurası da tıp fakültesi. Kızım senin göbeğin burada. Ne olmuştur acaba? Toprağa karışmış gitmiştir artık. Burası da hastane değil mi? Eğitim araştırma hastanesi. Burası da yeni açıldı tıp fakültesi. Şimdi Sakar var. Sakar'a ineceğiz. Bayağı dolan başlı bir yerden ineceğiz. Şimdi bakalım tabelaya. Şurada. Muğla'dan çıktık. Marmaris'e 51 kilometre var. Evet. Sakar'dan iniyoruz şu anda. Yolun öbür kısmında olsaydık çok güzel manzara vardı ama nem var. Çok da deniz gözükmüyor. Şu karşısı deniz aslında. Çok güzel bu kova körfezi. Sahne bir yer. Akyaka. Evet. Yelken yapılıyor orada. Burayı böyle gideceğiz. Sonra Gökova'ya iniş olacağız. Uyumadı bu kız. Nazardaydı biz kendi kendimize. Yolun başında bir uyudu sonra bir daha yok. Bir boşluk var. Manzara çok güzel görünüyor. Oradan herkes şurada arabalarda durup fotoğraf falan çekiliyorlar. Çay kahve içilecek yerler var. Evet kızım telefona tekme attı. Telefon bir hafta bir takla attı. Ona gidiyor. Evet. Evet. Akçapınar köyünden geçiyoruz. Bu meşhur ağaçlı yol. Geliyorum. Bunun içinden yol geçiyor. Bütün düğün çekimleri falan. Gelinler hep geliyor buraya. Benim de burada fotoğraflarım var. Ama bayağı büyümüş görmeyeli bu ağaçlar. Buranın bir de meşhur bir tostçusu var. Akçapınar tostçusu. Birazdan daha güzel gözükecek köşeden.
kara gözlüm. Hiç uygun olmadı şimdi Marmaris'e giriş müziği olarak. Evet, şuradan görünüyor. Deniz göründü. Annemi alıp yarın kış adasına geri geçeceğiz. İl günlüğüne geldik. Daha uzun geldiğimizde ayrıntılı gösteririz her yere. Güneş kremini çantadan almış. Bütün yüzüne güneş kremini sürmüş.